Ben koyayım kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Canlarım benim. Doğrusu bu kadar çabuk kaynaşacağınızı beklemiyordum. Gözüm arkada kalmayacak. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de Elif'i bu kadar kısa sürede seveceğimi hiç düşünmemiştim. Umarım o da beni sevmiştir. Ben de sevdim. Aa, abi de kızım. Ben de sevdim. Elif sana emanet. Her şeyle sen ilgileneceksin. Bak özellikle okula alışana kadar lütfen yanından ayrılma. Merak etme baba. Ben ona gözüm gibi bakarım. Baba. Hı. Ben yavaş yavaş hazırlanayım. Tamam kızım. Yalnız yola çıkacağım. Onun için oyalanma. Hadi bakalım. Melih. Az çakal değilsin. Niye baba, ne çakallığı mı gördün? Arabayı alınca nasıl da sevgi yumağı oldun. İlk günden de arabayı çarpmasın gözümden kaçtı sanma. Sorma ya. Kızın teki dan diye girdi arabaya. İyi de servise götür, kaskosunu da yaptırmayı unutma. Hallederiz. Bak, ilk günden arabayı aldık ve kaza yaptın. Kızımı emanet ediyorum. Sakın onu da arabaya benzetme Melih. Sen hiç merak etme baba. Anlaşmamızı harfiyen yerine getireceğim. Tamam. Merhaba. Misafirhaneyi ayarladım. Uygun olduğunda konuşalım. Ne haber Elif? Hallettin mi gerçekten? Hemen yerleşebilir miyim? Ne zaman geleyim? Sakin ol bayan panik. Tamam, her şey halloldu. O da senin. Ne zaman istersen gel yerleş. Kaan, çok teşekkür ederim. Şimdi kapatmam lazım. Ben seni arasam olur mu? Tamam, tamam. Ya Sarp, ne olur söyleme annemlere arabayı çarptığımı. Bak ne istersen yaparım, yalvarırım ya. Yalvar, yalvar. Biraz daha yalvar. Ya sen nasıl bir adamsın? Dün yardım etmeye gelmedin zaten. Bugün sadece çeneni kapalı tutmanı istiyorum. Ben halledeceğim bir şekilde. Halledecekmiş. Nasıl olacak o? Araba kapının önünde yaralı kuş gibi yatıyor. Eninde sonunda görecek dayım yani. Ya bilmiyorum. Bakacağım işte bir çaresine. Sen sadece sus yeter. Bilmiyorum. Henüz emin değilim. Hem susmak için bir neden göremiyorum ben. Ya sen nasıl bir adamsın? Bak biricik kardeşin 40 yılda bir senden bir şey istiyor. Ne olur yapsan. Vay. Şimdi mi hatırladık kardeş olduğumuzu? Size kahve yaptım. Gel anneciğim gel. Biz de çok önemli şeyler konuşuyorduk. Değil mi Gizemciğim? Hayırdır, ne konuşuyordunuz? Bence senin de bilmen çok iyi olur. Yok bir şey anneciğim. Sarp'ın her zamanki zevzekliği işte. Hande, çocuklar. Hayırdır hepiniz burada toplanmışsınız? Yoksa ailevi bir durum falan mı var? Evet dayıcığım. Hem de süper ailevi. Değil mi Gizemciğim? Söylesenize çocuklar, ne oldu? Ben söyleyemem. Şimdi çarpıtarak anlatırım falan. Gizem söylesin. Of Sarp. Tamam. Anneciğim bak anlatacağım. Ama çok kızmak yok, tamam mı? Anlat. Çabuk anlat Gizem. Şimdi ben dün arabayı almıştım ya. Ben o arabayı çarptım. Enişte. Hı. Dünden fazla yarından eksik yaşamak nedir sence? Bu nereden çıktı be? Ne bileyim aklıma geldi. Yani sana neyi anımsatıyor?
Vallahi baldız yanlış kişi. Sen onu ablana soracaksın. Ben edebiyattan pek anlamam. Ablam nerede peki? Babamla yürüyüşe çıkmışlardı. Hadi bakalım buz gibi limonata. Oo anacığım, keşke başka bir şey isteseymişim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Yavrum sen okula gitmiyor musun? Şunu bitireyim gideceğim. İyi. Bizde de limonata var mı? Ay olmaz olur mu? Hoş geldiniz, gelin. Ha Suna, bak Banu'nun bir dersi mi ne bir şey varmış, bir baksana. Ben ne anlarım ki onun dersinden? Anlarsın anlarsın, edebiyatmış. Neydi? Dünden fazla yarından eksik yaşamak. Ne demek sizce? Can Yücel'in sözü mü bu? Yo, yani bilmiyorum. Hani bir şiiri vardı ya. Ömür dediğin 3 gündür. Dün geldi geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin 1 gündür. O da bugündür diyor ya. Öyle mi diyormuş? Vay ne güzel demiş ya. Kızım, sizin böyle dersleriniz de mi var? Yok baba, bu dersten dolayı değil. Niye? Aman kurban olayım, ne olur sen dersinden başka bir şey düşünme. Merak etmeyin. Yani bana biraz inanmanız zor biliyorum ama ben bu sene derslerimden başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Size söz veriyorum. Ve çok başarılı olacağım. Yaparsın sen Baldız, yaparsın. Neyse. Ben gideyim artık. Güle güle. İyi dersler. Tıpkı iyi dersler. Banu. Efendim baba. Biz sana güveniyoruz kızım. Her zaman da güveneceğiz. Kızımın elinden kahve de içecekmişim meğer. Afiyet olsun babacığım. Teşekkür ederim. Hediyeni beğendin mi? Beğendi babası, beğendi. Ha oğlum, annen geçen gelişinde küpesini mi ne unutmuş burada? Onu ver de başımın etini yedi. Geri götüreyim onu. Tamam. Benim odamdaydı herhalde, alıp geleyim. Kızım, bilgisayarını beğenmediysen yeni modelini alalım. Anneciğim önümdeki arabaya böyle ufacık dokundurdum, yani çarpmak dediysem çarpmak sayılmaz bile. Özür dilerim. Aferin kızım sana, aferin. Yine yaptın yapacağını. Ya ben sana demedim mi arabayı alma diye? Ha? Of anne ya, tamam abartma. Bak hala abartma diyor. Ben ne diyeceğim şimdi abime? Ha? Kim bilir ne halde araba? Bu mudur yani olaya yaklaşımın anne? Ya bana bir şey olsaydı? Ya biricik kızım ölüp kalsaydı ne olacaktı? Araba benden daha mı kıymetli? Abart abart, biraz daha abart. Bari sus da kabahatinle otur. Hala lafa laf beşte ziyade. Abi çok hasar var mı? Yok yok. Çok önemli bir şey değil Allah'tan. Dayı istemeden oldu, çok özür dilerim. Tamam kızım tamam. Allah'tan sana bir şey olmamış. Cana geleceğine mala gelsin değil mi? Karşı taraf hasarımı öde demedi mi? Dedi tabii. Dedi de ben ödemem dedim. Gerçi pek peşimi bırakacağı benzemiyor. Kızım hiç olur mu öyle şey? Neyse, karşı tarafın hasarını da öderiz. Sakın bana bir daha böyle bir istekle gelme Gizem. Bundan sonra araba maraba yok. Dayının arabasını kullanmak da yasak ona göre. Of anne ya, of! Ben dedim size.
Yanlış kişiye verdiniz arabayı. Bana verseydiniz... Sen de bir sus. Zaten sinirlerim tepemde. Bir de seninle uğraşmayayım Sarp. Abin yanında ama ihtiyacın olduğunda mutlaka ara kızım, tamam mı? Tamam baba. Oğlum, Elif sana emanet. Hı. Merak etme baba. Emanetin emin ellerde. Hadi bakalım birbirinize iyi bakın. Yolcu yolunda gerek. İyi yolculuklar baba. Güle güle baba. Dikkatli kullanın. Nereye dört göz? Öyle heveslenme eve yerleşmeye filan ha. Yok öyle bir şey. Ben ayırdım misafirhanede yerimi. Gideceğim zaten. Kalmayacağım burada. Aferin sana. Sen beklediğinden daha hızlı çıktın be. Bak bakayım. Git eşyalarını topla. Neyini alacaksan al. Oradan da beraber çıkalım. Benim de işim var dışarıda. Fazla sürmez. Ben de burada kalmaya meraklı değilim zaten. Şunun tipe bak ya. Yani Melih Şahin'in nasıl böyle bir kardeşi olabilir ki? Ne bakıyorsun güzelim? Senin iyiliğin için söylüyorum. Benden sana bir abi tavsiyesi. Kılık kıyafetine çeki düzen ver. Tamam mı? Bu şekilde de yanıma gelme sakın. Hadi git hazırlan şimdi. Bakar mısınız? Bana mı seslendiniz? Evet, dün bahsettiğiniz arkadaşınız bugün kesin geliyor değil mi? Evet, ne oldu ki? Ya odayı isteyen başkaları da var da, onun için söylüyorum, acele edin diye. Arkadaşım bugün kesin gelecek. Vallahi bugün geldiniz, geldiniz. Gelmediniz, odayı başkasına vermek zorunda kalırız. Arkadaşım kesin bugün geliyor. Mağdur olmazsınız. Kolay gelsin. Peki. Merhaba. Okula döndün galiba. Yani elimden geleni yapacağım bakalım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Mehveş, Ozan nasıl? Gayet iyi. Sevindim. Yani ben Ozan için gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Yani bütün bu olanlar... Banu. Ozan için iyi bir şey yapmak ister misin? Tabii ki, elbette. Ondan uzak dur. Yeterince üzdün zaten. Haklısın. Ona yaşattıklarım için gerçekten çok pişmanım. Belki de hayatımın en büyük pişmanlığı. Neyse. Okula dönmene sevindim. Her şeye rağmen senin iyi bir doktor olacağına inanıyorum. Sağ ol. Görüşürüz. Çok şanslısın ha. Ne için can? Yani ne bileyim böyle anne babaya sahip olduğun için. Evet. Bir de böyle bir kocaya sahip olduğum için.
Ya yok, ondan değil de Suna kızı da böyle odasından ediyoruz. Kimi, Banu'yu mu? Ders çalışacak insan her yerde çalışır Volkan. Orası öyle de zaten kötü günler geçiriyor. Bir odası olsa iyi olurdu. Ne yapalım? Bizim de koşullarımız bu. Şimdi bunlar Melih'le ayrıldı öyle mi? Vallahi bilmiyorum. Bitti diyor ama. Bu sefer harbiden bitti galiba ha? Banu'yu hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Bir yandan takdir ediyorum aslında, biliyor musun? Yani bunca olandan sonra yine de hayata döndü. Öyle. O kadar yalanın yükü. Bebeğini kaybetmesi falan. Ben toparlayamazdım. Deme öyle. Toparlardın. Aslında ben de büyük bir Simav savaşından çıktım, değil mi? Vallahi öyle. Hem de zaferle çıktın. Bana bak, orada herkes seni konuşuyormuş ha. Aa, ciddi misin? Ne diyorlar? Yok, söylemem. Şımarırsın. Ya Volkan, ya söylesene. Ne diyorlar? Ben çıkıyorum. Oh be. Elif. Bekle. Bak. Dediklerimi unutma. Babam ararsa asla bir şey çaktırmıyorsun, tamam mı? Tamam. Güzel. Al şu parayı da. Yok. Gerek yok. Babam bana para verdi. Ya tamam işte. Şunu da al, yanında bulunsun. İstemiyorum. Gerek yok. Al kız. Allah Allah. Ne inatçısın. Bak. Okulda karşılaşırsak filan asla benimle konuşmuyorsun. Beni gördüğün anda yönünü değiştiriyorsun. Kardeş olduğumuzu filan da sakın ha kimseye söyleme. Anladın mı? Tamam. Hadi git şimdi. Sana kızım, bu sinir ne ya böyle? Bak hala konuşuyor ya. Sen var ya sen. Sen ispiyoncuların kralısın. Bir tek kafanda tacın eksik. Aa, teşekkür ederim ya. İyi olur. Alalım. Kral olmak iyidir. Bak hala pişkin pişkin espri yapıyor ya. Söylemesen ne olurdu sanki arabayı çarptığımı? Ya manyak mısın, nesin kızım sen? Sonunda ortaya çıkmayacak mıydı? Sana mı kaldı söylemek? Sen var ya, bugünden itibaren bittin benim için. Gözüme görünme bir daha. Ay çok meraklıydım ben sana, evet. Görürüm ben seni. İki kızı aynı anda idare etmeye çalışınca birini ne olursun oyalar mısın diye yalvarırsın ama sen bana. Bir dakika, bir dakika. Şimdi o iş başka, bu iş başka yani. İnsanlık öldü mü ya? Öldü canım. Hem de bugün. Ha, bu arada. Arabasına çarptığım çocuğa da senin numaranı verdim. Haberin olsun. Ne diyorsun kızım sen ya? Hasta mısın? Ne yapacaktım ya? İlk defa gördüğüm adama kendi numaramı verecek değilim herhalde. Ararsa haber verirsin. Alo Elif. Ne haber? Nasılsın? Ben iyiyim de sen nasılsın esas? Aradım, ulaşamadım. Şey, açamadım. Bir şey mi oldu yoksa? Yok. İyi o zaman. Bak dinle. Akşama kadar misafirhaneye giriş işlemlerini halletmemiz gerekiyor. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ya bir sorun yok ama geç kalırsak olabilir. Oda için başka talipler de varmış. Geç kalmayın dediler. Tamam, anladım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yani bavulunu topladın mı?
Yapılacak bir şey varsa ben yardım ederim. Çok iyi bavul taşırım mesela. Teşekkür ederim ama gerek yok. Ben yine de hatırlatayım da, bak teklifim her zaman geçerli doktor hanım. Tamam mı? Sağ ol. Şimdi sen okula geç, buradan beraber geçeriz. Direkt misafirhaneye de gelebilirim aslında. Yok yok, vakit kaybetmeyelim hiç. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Taksi. Handan, artık üzülme. Al bakayım al. Sana kahve yaptım, kafan dağılır biraz. Abi ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mahcubum sana karşı. Keşke engel olsaydım Gizem'in arabayı almasına. Ya tamam, olan oldu artık. Ya Gizem'e bir şey olsaydı? Hem ben kendi isteğimle verdim arabamı. Abi ne olur kusura bakma. Geldik, evine yerleştik. Bir de masraf çıkarıyoruz. Ya tamam Handan ya, tamam artık yeter. Ben şimdi arabayı servise götüreceğim. Sen bir ihtiyacın olursa ararsın, tamam mı? Hadi görüşürüz. Güle güle. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? İnanlar işe yaradı mı bari? Arayan kimse var mı? Yani birkaç kişi aradı fakat hani... tamam böyle içime sindi diyebileceğim kimse yok. Beklemeye devam. Merak etme, bulursun bir de. Ev arkadaşı arayan çok sonuçta. O zaman ben kaçtım. Kemal Hoca oryantasyon için beni görevlendirdi. Gitmem lazım. Ya şimdi işin yoksa çömezlerle uğraş. Aa, Ümit Hoca arıyor. Buyurun hocam. Evet. Klinik görevi mi? Ama hocam ben oryantasyon için... Anladım hocam, haklısınız. Hemen geliyorum. Of. Ya Ozan, ne yapacağım ben ya? Klinik görevi vermişler. Kemal Hoca'ya oryantasyona gideceğime söz vermiştim. Valla Meveşim, o oryantasyonu başkasına satacaksın. Çünkü kliniğe girmen gerekiyor. Haklısın aslında. Benim hemen birini bulmam lazım. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Sat gitsin birisine. Efendim? Evet buyurun benim. Hı. Ev arkadaşı arıyorum. Kaçın sırtlasın kardeş? Kedi mi? 4 tane. Yok yok, sağ ol. Kedi falan istemiyorum. Aha, iyi günler. Bavul taşıma konusunda iyi olduğuma inandıramamışım galiba doktor hanım. Taksi.
taksiyle geldim. Taşımadım zaten. Geç kalmadım değil mi? Hayır ama çabuk olsak iyi olur. Dediğim gibi başka talipler de varmış. Ben de bu şans olduktan sonra orası da olmaz zaten. Doktor hanım, siz bu karamsarlıkla hastalarınızı çabucak öldürürsünüz. Nedense gerçekçi olan insanlar hep karamsarlıkla suçlanırlar. O zaman bugünü gerçeküstü bir gün ilan ediyoruz ve güzel şeyler düşünüyoruz, tamam mı? Bak, ben şimdi bavulları taşıyorum ve sen itiraz etmiyorsun, tamam mı? Olmaz öyle. İtiraz etmek yok, ben taşıyorum. Tamam. Peki. İster araba alsın, ister araba alsın. Umurumda değil. Dünden fazla, yarından eksik yaşamak. Dünden fazla, yarından... Kolay gelsin. Ezber mi yapıyordun? Sayılır. Ya 8 saat üst üste anatomi dersi mi olurmuş? Benim ne işim var bu bölümde ya? Selam, sen de birinci sınıftın değil mi? Evet. Tüm biriler birazdan Sabri Hoca'nın kapısının önünde toplanacakmış. Oryantasyon için. Oryantasyon nereden çıktı şimdi ya? Peki tamam, ben birazdan gelirim, sağ ol. Çevre pıtırcığı, nasılsın? Hiç seninle uğraşacak vaktim yok Melih. Çekil önümden, acelem var. Yine hangi boş işin peşindesin? Ya ben sen miyim be boş işlerle uğraşayım? Klinik dersimde birinci sınıflara vereceğim oryantasyon çakıştı. Onu halletmeye çalışıyorum. Bu oryantasyon nasıl bir şey ya? Böyle oryantal gibi mi? Kimin boş işlerle uğraştığı ortada işte. Ya birinci sınıflara okulu tanıtacağım. Bir nevi alıştırma. Buna da oryantasyon deniyor canım. Bütün birileri mi? Hayır. Bende sadece birkaç kız var. Çıtır yani. Ya terbiyesizleşmemeli. Tabii becerebilirsen. Ya tamam tamam, demedik bir şey. Baksana bir. Tam olarak kaç kişiden bahsediyoruz biz burada? Ne bileyim ya. Var işte bir 10-15 kişi. Mehreş. Bilirsin. Ben seni çok severim. O yüzden sana bir iyilikte bulunabilirim. Bilirim, seversin. Ne iyiliymiş bu? Sen dersinden geri kalma. Ben kıvırırım bu oryantali. Ay, hala oryantal diyor ya. Oryantasyon. Ya tamam işte, her ne halsa. Sen git gir dersine, ben bütün kızları gezdiririm. Gerçekten. Gerçekten mi? Vallahi. İnsanlık öldü mü güzelim? Ay, çok sağ ol Melih ya. Bak şimdi, gerekli bilgileri buraya yazıyorum, tamam mı? Saat 2'de Ali Hoca'nın yanına gideceksin. Bütün öğrenciler orada olacak. Ali Hoca'sına gerekli bilgileri verecek zaten. Al bakalım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar kızlar gelen. Ya sen çalış, ben engel olmayayım sana. Ben çalışmıyordum ki. Gerçekten. Yani eğer vaktin varsa. Çalışmıyordun öyle mi? Evet. Hadi gel. Yani ben işte öyle notlarımı falan düzeltiyordum. Bence dün sana söylediklerimi düşünüyordun. Duydun bunu. Attım tuttu. Ay inanmıyorum ya. Ya bak, laf aramızda, aslında benim bazı özel yeteneklerim vardır. Yani insanların aklından geçenleri okuyabilirim gerçekten.
Tabii. Bak şimdi söylerim, aklından geçenleri şok olursun. Hadi söyle. Merhaba hocam. Merhaba. Gel. Hocam ben basketbol seçmeleri için geldim. Başvuru yapacaktım da. Hoş geldin. Sen yenisin galiba. Evet hocam, yeniyim. Adım Sarp. 10 yaşından beri basketbol oynuyorum. Eğer beni seçerseniz okul takımı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Öyle mi? Pek de hırslıyız. Geçen yıl liseler arası basketbol turnuvasında en skorer oyuncuydum. Eğer beni seçerseniz burada da elimden gelenin en iyisini yapacağım hocam. Göreceğiz. Önce seçmelere katılman lazım. Al şu formu doldur. Birazdan gelirim, konuşuruz. Ama ev konusunu mu dert ediyorsun hala? Bak işte kalacak bir yer bulduk, hem de mis gibi. Memnun kalmazsan başka bir yer bakarız, tamam mı? Sıkma canını. Neyse, boş ver. Hayır, hiç de boş vermeyeceğim doktor hanım. Sen bu karamsar hali üstünden atana kadar boş vermeyeceğim. Kendini benim yerime koysana. Koyuyorum. Koydum ve gülümsüyorum. Neden dersen, çünkü artık kalacak bir yerim var. İşte böyle. Öyle hemen surat asmak yok bundan sonra. Hem yalnız da değilsin, ben varım yanında. Hem bavul taşımada bir markayım üstelik. Hocam. Ben bu oryantasyon işi için gelmiştim. Canım ben saat 2'de demiştim. Saat 2:30 olmuş. Hem Mehveş nerede? Mehveş'in dersiyle çakışıyormuş hocam. Benden yardım istedi. O yüzden ben geldim. Sen kimdin peki? Ben Şahin. Melih Şahin. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu okulu avucumun içi gibi bilirim. Yani arkadaşlara gereken her türlü bilgiyi veririm. Yardımcı olurum. İyi peki. Gel o zaman. Hocam kızlar nerede, yani okulu gezdireceğim arkadaşlarımız? Vallahi bir tek kişi geldi. Bir tek ona oryantasyon vereceksin. Hay ben böyle işin. Gerçi yok be. Bir kişi bir kişidir. Hadi bakalım. Gel bakalım. Yok artık. Al benden de o kadar. Hocam, benim aklıma geldi. Çok acil bir işim vardı benim. Bu oryantasyon işini başka biri yapsa. Bence de hocam. Ben bu arkadaşla gezersem anında okulu bırakırım zaten. Olmaz öyle şey. Zaten bu iş yeterince uzadı. Hadi bakalım, siz çıkın dolaşın. Ha Melih, işin bitince gelip bana rapor veriyorsun. Peki hocam. Buyurun hanımefendi. Sağ olun beyefendi. Bence sen sürekli sana söylediklerimi düşündün. Hatta böyle arkadaşlarına falan sordun. Acaba bu ne demek istedi? Hani bu laflar ne demek falan diye. Bunu tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok ki. Havuç suyu. Taze sıkılmış, çok güzel. Sen gerçekten çok tuhaf birisin. Neden? Daha önce proje tüpünden havuç suyu çıkaran birini görmedin galiba. Görmedim. Ama itiraf edeyim, ben senin gibi insanları çok beğendim. Ben nasıl bir insanmışım? Senin ayaklarınla ilgili sorunların var. Nasıl yani? Nereden çıktı bu? Sen sürekli
dibe vurmakla yürümek arasında gelip gidiyoruz. Hayır. Ben bir kere kararımı verdim. Yolumu da çizdim. Tamam. O yolda güzelce yürü. Ama dediklerimi unutma. Ezberle. Hatta böyle sağa sola falan yaz. Unutmazsın belki. Bence sen mimar değil, felsefe hocası falan olmalıydın. Belki hayatla ilgili düşünmeye çok zamanım olduğu içindir. Merak etme, benim de oldu. Yaklaşık 3 ay kadar çataktan çıkmadım ve sadece düşünmedim. Galiba rekor bende. 6 ay. Üzülme. Önemli olan o yataktan hangi kararla kalktığındır. Dediğimi yap. Nasıl yapacağım? Anı yaşa yoksa... Hop! Uçağa gider. Bir dakika. Hayrola abi? Odayı arkadaşıma verecektin, ne oldu? Vallahi aslanım, bekledim bekledim, daha şimdi geldiniz. Ne yapayım, bu kız da zor durumda zaten. Eminim öyledir. Ama bana söz vermiştin, oldu mu şimdi bu? Pardon da siz kim oluyorsunuz ya? Odayı ben alıyorum. Kaan, tatsızlık çıkacak. Gidelim biz. Nereye gidiyoruz Elif? Bir dakika. Biz bu oda için önceden anlaşmıştık. Sen sonradan çıktın. Ne yapayım yani? Ben de bayılmıyorum buraya ama gidecek başka bir yerim yok. Tamam gençler, bir oda için kavga etmeyin. Arkadaşım lütfen. Olmaz abi böyle. Bana söz vermiştin. Mesai bitene kadar arkadaşını getir dedin, ben de getirdim. Tamam da işler değişti. Uzatmayalım ha? Hayır, uzatacağım. Odayı arkadaşıma vereceksin. Son sözüm bu. Burası laboratuvar. İşte deney yapıyorlar, bir şeyleri kesip biçiyorlar filan. Ben hiç girmedim, o yüzden geçelim. Burası sınıf. İşte hoca derse giriyor, öğrenciler dinliyor, hoca soruyor, öğrenci cevaplıyor filan böyle. Evet, buraya da geçelim. Bravo sana, ne kadar güzel ve ayrıntılı anlatıyorsun. Sus kız, çömez, hadi. Olimpiyatlara katılacağımızı bilseydim ona göre giyinirdim. Sen ne giyersen hiçbir şeye benzemezsin. O yüzden boşuna uğraşma bence. O yüzden mi deminden beri gözlerini benden alamıyorsun? Ne alakası var ya? Ayrıca arabayı da unutmadım. Hepsini çatır çatır ödeyeceksin. Öderiz canım. Ya baksana be, ne diyeceğim. Biz bu turistik geziyi noktalasak. En nihayetinde okul. Gezecek fazla bir yer yok. Hem benim de çok işim var. Ben yavaştan gideyim. Olmaz. Bir görev aldın, sonuna kadar yapacaksın. Yoksa gidersen hocana şikayet ederim. Şimdi benim canım kütüphaneyi görmek istiyor. Hadi beni kütüphaneye götür. Allah Allah. Çattık ya. Safinize bak. Doldurdun mu formu bakalım? Evet hocam, buyurun. Demek point guard oynuyorsun. Ama elimizde zaten iyi point guard var. Bize iyi bir 2 numara lazım. Bir de pivot. Shooting guard olarak da ben en iyisini yaparım hocam. Oyunumu gördüğünüz zaman siz de anlayacaksınız zaten. Seçmelerde kendini göstermen lazım. Rakibin çok fazla. Neler yapabildiğine bakacağız. Seçmeler ne zaman peki hocam? Haftaya ama gün ve saat henüz belli değil. Telefonum burada yazıyor. Kesinleşince ararız seni. Peki hocam. Şimdiden sabırsızlanmaya başladım. Umarım dediğin kadar iyisindir. Sizden haber bekliyorum hocam. Haftaya görüşmek üzere.
Bak, kendi ağzında söylüyorsun az önce geldim diye. Ben abiyle daha önce anlaşmıştım. Ne yani, şimdi ben sokakta mı kalacağım? Kalmayacaksın tabii. Kaan, gidelim, istemiyorum. Elif, bir dakika. Kız istemiyor, sana ne oluyor ya? O kibarlığından öyle söylüyor. Kızım, senin hiç kalacak yerin yok mu? Yani aslında amcamlar var ama. Bak işte ne güzel, akrabaların da varmış. Benim arkadaşımın kimsesi yok. Verilmiş söz olmasa uzatmayacağım ama böyle olmaz abi. Senin kızına, kardeşine aynısı yapılsa nasıl hissedersin? Yani şimdi... Bak gördün mü, sen de benim gibi düşünüyorsun işte. Hadi abicim. Sen çok zor durumda kalmayacaksın değil mi? Tabii ki zorda kalacağım. Evet, amcamlar burada ama onları sevmiyorum. Arkadaşım bak, bir iyilik yapacaksın. Hadi inat etme. Vallahi bu arkadaş daha zor durumda sanki kızım. Bak hem senin amcanlar da varmış. Nasıl yani, şimdi böyle mi olduk? Aman be, istemiyorum oda falan. Alın odanızı başınıza çalın. Çok sağ ol abi. Ya tüm gençlerimiz kalsın istiyorum ama ne yapacaksın? Kızım kimliğini ver de girişini yapayım. Teşekkür ederim. Sen olmasan... Karamsarlıkla birlikte bu kadar çok teşekkür etmeyi de sana yasaklıyorum. Tamam mı doktor hanım? İşte burası da kütüphane. Gördüğün gibi buradan kitap alıyorlar, oturup okuyorlar filan. Vallahi insan senin tipine bakınca bu kadarını bilmene bile şaşırıyor doğrusu. Yoo, benim de birkaç kitap okumuşluğum vardır. Hatta sana vereyim de bir bak. Ah, bunu oku. Öyle manyak manyak kazalar yapmazsın bir daha. Manyak diye sana derler bir kere, ağzını topla. Ayrıca arabanı öküz gibi park edersen çarparlar tabii. Yuh! Hem suçlu hem güçlüsün ha. Asıl sen kendine bak ya, zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Şşt! Yeter artık be. Benden bu kadar. Kime istiyorsan şikayet et. Okulda kendin gez. Ben gidiyorum. Ben de sana çok meraklıydım sanki. Kendini beğenmiş budala. Demek ki neymiş? Hiçbir şey için moralimizi bozmayacakmışız. İkinci terapi de çok iyi geldi. Sağ ol. Geri dönüşüm kutusuna lütfen. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Buyur kızım. İstediğin zaman odana çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Ya biliyorum kızıyorsun ama ben çok teşekkür ederim. Bir şey demedim diye hemen abartmayın doktor hanım. Neyse. Şaka bir yana, bundan sonra hiçbir şey için üzülme, bana yeter. Ah! Buldum. Neyi buldun? Bu senin için. Bu da ne? Açsana. Ne ki bu? Meşhur Mersin cezaryesi. Hiç yemedin mi? Yo, ilk kez duyuyorum. Tadına baksana, Mersin'den getirdim. Olur. Bayağı güzelmiş. Ne var bunun içinde? Havuç, şeker, ceviz.
Söylemesen içinde havuç olduğunu hayatta anlamazdım. Beğeneceğini biliyordum. Neyse. Benim artık gitmem gerek. Eşyalarımı hazırlayayım. Nasıl istersen. Teşekkür ederim Cezerye için. Cezerye değil. Cezerye. Tamam. Cezerye. Görüşürüz. Hoşça kal. Zamanlarda zorlu yol ayrımlarına sürükler bizi. Neyin beklediğini bilmediğimiz yol ayrımlarına. Bazen aşktır insanı bekleyen yolun başında. Sinsi. Gölgesini bile saklayarak girer hayatımıza. Biz ne olduğunu bile anlamadan. Ve damla damla kana verilen bir ilaç gibi hayata döndürür insanı. En yaralı yüreği bile iyileştirir. Aslında bazen doğru olduğuna inandığımız bir karar aniden içimizi acıtır. Vicdan kendini gösterir ve düğümlenir insanın boğazında. Bazense istemese de başkalarının seçimlerine mecbur kalır insan. Sevgiye en ihtiyaç duyduğu zamanda yapayalnız ve savunmasız buluverir kendini. Süreci. Başlangıç zordur. Evet. Ama her koşulda güçlü olmayı öğrenmek ve tek bir cümleye inanmak zorunda insan. Bir gün her şey çok güzel olacak.